Dünya üzerinde 208 ülke bulunuyor. Her birinde farklı bir kültür ve farklı kurallar yer alıyor. Ancak bu ülkeler arasında öyle bir ülke var ki dünyadan izole olmuş durumda. İşin ilginç yanı ise bu izolasyon politikası devlet tarafından yapılıyor. Herkesin bildiği gibi o ülke Kuzey Kore. Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore, uzun yıllardır milyonlarca insanın oldukça merak ettiği bir ülke. Çünkü ülkedeki kapalı rejim nedeniyle Kuzey Kore hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Bu nedenle Kuzey Kore hakkında kulaktan dolma mitler, efsaneler gerçekmiş gibi anlatılıyor ve kabul ediliyor. Ancak zaman zaman dünya siyasetinde ilginç çıkışları olan bu ada ülkesi hakkında gerçekliğinden emin olduğunuz bazı bilgilerimiz var. İşte Kuzey Kore hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız şaşırtıcı gerçekler. Kuzey Kore, 1950 yılından beri Güney Kore ile savaş halinde. Halk kendilerini Kuzey Koreli olarak isimlendiriyor. Kurulduğundan beri aynı aile tarafından yönetiliyor. Kuzey Kore'nin ilk lideri Kim Il-sung'du. Ülkeyi tek başına yönetti. Bu süre zarfında büyük lider unvanını elde etti. Il-sung hayatını kaybettiğinde ülkenin yönetimini oğlu Kim Jong-il devraldı. Jong-il ise ölümüne kadar ülkeyi yönetti ve sevgili lider olarak isimlendirildi. Kuzey Kore'nin yönetimi günümüzde Jong-il'in oğlu Kim Jong-un'un ellerinde. Kuzey Kore hakkındaki en büyük yanılgılardan biri de ülkenin halen komünizmle idare edildiği düşüncesi. Ancak günümüzde bu ideolojiyi büyük oranda terk etmiş durumdalar. Kuzey Kore'nin kendi takvimi var. Bu takvim Kim Il-sung'un doğduğu yıl olan 1912'den başlıyor. Dünyanın en büyük sanat stüdyolarından biri Kuzey Kore'de bulunuyor. 120 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilmiş devasa bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Ülkede sayıları ancak birkaç bin kişiyi bulan seçkin sınıfın internet kullanmasına izin veriliyor. Ancak seçkin sınıfın kullandığı internet bile bizim bildiğimiz anlamdaki internet değil. Seçkinler, Kwangmyong ismi verilen Kuzey Kore'nin kendi internetini kullanabiliyor. Elbette bu internet sisteminde ancak hükümetin izin verdiği sitelere erişmek mümkün. Kuzey Kore hükümeti, ülkedeki okuma yazma oranının %100 olduğunu iddia ediyor. Malezya ve Singapur, bu iki ülkenin vatandaşı olmayan herkes, Kuzey Kore'yi ziyaret etmek için vize başvurusunda bulunmalı ve devlet onaylı bir tur acentesi ile seyahat etmeli. Ülke nüfusunun yaklaşık %5'i asker. Paramiliter kuvvetler ile yedek askeri personel de işin içine katıldığı zaman ülkedeki asker sayısının 10 milyona yaklaştığı düşünülüyor. 2015 yılından beri Kuzey Kore'deki kadınlar da 23 yaşından önce askere gitmek zorunda. Ülkedeki erkekler ise 17 yaşında askere alınıyor ve görev süreleri en az 10 yıl. Pyongyang metrosu aynı zamanda bir nükleer sığınak. Ülke uzun yıllardır uzaya roket ve uydu fırlatmak gibi çeşitli uzay görevlerini içeren bir program yürütüyor. Ancak programın ne ölçüde başarılı olduğu oldukça tartışmalı. Ülkede yalnızca 4 adet televizyon kanalı var. Bu kanallar içerisinde bir tarihsel propaganda ve haber kanalı, 2 adet eğitim kanalı ve ülkedeki spor gelişmelerini aktaran spor kanalı yer alıyor. Çünkü ülkenin elektrik altyapısı oldukça eski. Bu nedenle ülke genelinde sık sık elektrik kesintileri meydana geliyor. Buna bağlı olarak başta televizyon olmak üzere elektrikle çalışan pek çok cihazın yalnızca belirli saatlerde kullanılmasına izin veriliyor. BESTA 1970'lerin ortalarında İsveç ile Kuzey Kore arasında önemli ticari anlaşmalar yapıldı. Bu dönemde İsveç, Kuzey Kore'ye ücretini daha sonra almak üzere 1000 adet araba gönderdi. Bu borç günümüzde hala ödenmiş değil. Ve İsveç hükümeti, Kuzey Kore'nin kendilerine ne kadar borcu olduğunu her yıl faiziyle birlikte yeniden hesaplıyor. Ülke, özellikle yemyeşil ormanlarla kaplı nefes kesen dağ manzaralarıyla dikkat çekiyor. Eski liderlere saygı zorunlu, oy kullanmama lüksü yok, televizyon devlet kontrolünde. Başkente taşınma izne tabi, uluslararası görüşmeler yasak. Öyle rahat araç kullanamazsınız. Ülkede her şeye müdahale edildiği gibi araç kullanımına da karışılıyor. Araba kullanımı ve araç sahibi olmak hükümet kontrolünde. Sadece erkek hükümet yetkilileri araç sahibi olabiliyor. Öte yandan araç sahipleri araçlarını devlete ait olacak şekilde kaydettirmek zorunda.
Yumiçi, Kuzey Kore'den kaçılmaz. Ben artık bu ülkede yaşayamıyorum, başka bir ülkeye taşınayım ya da iyi bir iş fırsatı var, değerlendireyim diyemiyorsunuz. Çünkü Kuzey Kore'den çıkış yok. Ülkeden kaçmaya çalışmak oldukça büyük bir suç olarak kabul ediliyor. Yakalanmanız halinde idam ediliyor ya da toplama kamplarına gönderiliyorsunuz. Cezadan yalnızca siz de etkilenmiyorsunuz. İşlediğiniz suçtan ötürü aile bireyleriniz ve yakın akrabalarınız da ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Kuzey Kore topraklarında izin verilen herhangi bir din bulunmuyor. Vatandaşların kutsal olarak addedebileceği tek varlık devlet başkanı olabilir. Ülkede her şeyde olduğu gibi modada da birçok kısıtlama bulunuyor. Dar kesim, pantolon ve deri ceket giymek yasak. Şöyle bir değişiklik yapayım da saçımı kestireyim derseniz de devlet tarafından belirlenen onaylanmış saç stillerinden başka bir kesim yaptıramazsınız. Evli kadınların kısa saç kullanması zorunlu, bekarlar ise uzun saç kullanabiliyor. En otoriter ülkeler arasında gösterilen Kuzey Kore'de şort giymek yasaklandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kadınların şort giymesinin kapitalist moda anlamına geldiğini savunuyor. Ayrıca ülkede Kim Jong-un'un başkan olduğu Kore İşçi Partisi dışında bir parti kurulması yasak. Parti kurmaya çalışanların cezası ise idam. Ülkede yabancı film izlemek veya yabancı müzik dinlemek yasak. Kuzey Kore'de idam sıklıkla başvurulan bir ceza yöntemi. Kuzey Kore yönetiminin her yıl idam ettiği kişi sayısı tam olarak bilinmiyor. Fakat idamlar uluslararası kamuoyunda ses getirmesi için ilginç yöntemlerle yapılıyor. Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de yaşam sırlarla dolu. Devlet görevlileri sizi sadece görmenizi istedikleri yerlere götürüyor ve halkla konuşmak, görevliler başınızda olmadan otelden çıkmak yasak. Yani bu ülkede yasak oğlu yasak. Kuzey Kore'de gece hayatı aslında yok. Başkent Pyongyang'da az sayıdaki üst düzey partilinin ve büyükelçilik personelinin gidebildiği bir diplomatik club ve bir bar var. Dünyadan izole bir yapıda olması nedeniyle oldukça merak uyandıran Kuzey Kore, gidilmesi gereken yerleriyle de adından söz ettirmektedir. Ülke genelinde Munsu Su Parkı ve Yuche Kulesi, parti kuruluş anıtı görülecek yerler arasında başı çekmektedir. Tomb of King Kongmin, ülkenin önemli yapılarından biri. Kumsusan Güneş Sarayı, ülkenin en popüler turistik yapılarından. İkinci Dünya Savaşı döneminde ülkeyi Japon işgalinden kurtaran askerler onuruna inşa edilen Özgürlük Anıtı, Kim Jong-il tarafından tasarlanan anıtsal bir sütun olan Yuche Kulesi, 1982 yılında ziyarete açıldı. 170 metre yüksekliğindeki bu kule, ülkenin başkenti olan Pyongyang şehrinde yer alıyor. Roket Otel Pyongyang şehrinde bulunuyor. Bu otel günümüzde dünyanın en yüksek tamamlanmamış binası olarak da anılıyor. Eğer siz de bu ülkeyi ziyaret edip hakkında daha fazla şey öğrenme planları kuruyorsanız, Kuzey Kore uçak bileti kampanyalarına göz atmayı ihmal etmeyin. Bu ülkeyi ziyaret etmek isteyen turistlerin devlet tarafından düzenlenen turlara katılması gerektiği için seyahat planlarınızı buna göre yapmalısınız. Yasaklarla dolu bir ülkeden bahsettik, açıkçası bizlere hitap etmiyor. Videomu izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.